Biz öncelikle cumanız mübarek olsun. Umarım sağlıklı, keyifli, huzurlu bir hafta geçirmişsinizdir. Bir günü de geçiriyorsunuzdur diye dua etmiş olalım. Bugün kalp hastalıklarını konuşacağız. Uzun zaman oldu kalbi konuşmayalı. Yani son dönemde yaptığımız programları şöyle bir hatırlamaya çalışıyorum. Pek çok farklı rahatsızlıklardan, problemlerden, hastalıklardan bahsettik ama kalp hastalığını şöyle ihmal ettiğimizi fark edince dedik ki bir de kalp hekimimiz bizimle birlikte olsun, kardiyoloji uzmanımız bizimle birlikte olsun, kalp hastalıklarını konuşalım dedik. Allah nasip etti, geldik. Bizler yerimizi aldık. Sizler de geldiyseniz, hazırsanız hadi bugünkü programa başlayacağız. Bugün yine kıymetli bir hocamız bizimle birlikte. Özel Konya Hospital Hastanesi'nden kardiyoloji uzmanı, soy isim Katlandur, ona bakmam lazımdı. Kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Hüseyin Katlandur hocamız bizimle birlikte. Kendisiyle kalp hastalıklarını konuşacağız. Tek bir hastalığı, yani kalp sıkışması mesela, bu bir hastalık olmayabilir gerçi de, işte ne bileyim kalp damarının tıkanması falan, tam bir böyle direkt bir yerden, bir rahatsızlıktan bahsetmeyeceğiz. Genel manada bir kişi neden kalp hastası olur? Tansiyon hastalığının kalp hastalığıyla ilişkisi nedir? Tansiyon hastası olan mutlaka kalp hastası da olur mu? İkisi farklı şeyler midir? Birbirini tetikler mi? Yapılabilecek tetkiklerde, tedavilerde, korunma yöntemlerinde neler olup bittiğini Hüseyin hocamızdan dinleyeceğiz. 16.30'a kadar da sizlerle birlikte güzel vakit geçireceğiz. Sizlerin de merak ettikleri varsa, kalp hastalıklarıyla alakalı sormak istedikleriniz varsa bize yazabilirsiniz. WhatsApp numaramızı biliyorsunuz. Ekranın sol tarafında yazdığını her program başında söylüyorum. Ve ucuna da ekliyorum. Diyorum ki lütfen sona kalmadan, son dakikalara bırakmadan sorularınızı yazınız ki biz de sizlerin yazdığı bu sorulara böyle vakitlice, tane tane, geniş geniş cevaplar verelim. Bismillah diyoruz, başlıyoruz programımıza. Önce Hüseyin hocamıza hemen bir hoş geldin diyelim. Sonra niye kalp hastası oluyoruz? Buradan şöyle konuşarak, sohbet ederek başlayacağız. Bir de son dönemlerde gençlerde de çok görülmeye başladı. Sanırım oradan başlamak daha doğru olacak. Hüseyin hocamıza bir hoş geldin diyelim. Sonrasında başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah. Sizleri gördük, daha iyi olduk, daha mutlu olduk. Hüseyin Katlandur kimdir? İlk kez geliyorsunuz programımıza. Ben bu manada sizi birazcık tanımak istiyorum. Tabii. Yani yaklaşık 20. yılım mesleğimde. Yani kardiyoloji uzmanıyım. Özel Konya Hospital Hastanesi'nde çalışıyorum. Antalya'da dünyaya geldim. Antalyalıyım. Yaklaşık işte Akdeniz Üniversitesi'nde süren bir 6 yıllık eğitim sürecinden sonra 4,5 yılda Kayseri Acil Üniversitesi'nde ihtisasımı tamamladım. Yaklaşık işte ihtisası sayarsak 20 yıldır burada yani kardiyoloji uzmanı olarak çalışıyorum. 20. yılım şu anda. Konya'ya ne zaman geldiniz hocam? Konya, yani en son işte buraya başlayalı yaklaşık işte 2 yıl kadar oldu. 2 yıldır Konya'dayım. 2 yıldır yani düzenli olarak Konya'dayım. Yani daha önce Nevşehir'de çalışıyordum. Sizin aracınıza Nevşehir'e selam edelim madem. Eğer izleyenler de varsa. Hoş geldiniz, Konya'mıza da sefalar Teşekkür getirdiniz ederim. Sağ diyelim. olun. Çok sağ olun. Genç yaşta kalp hastalıkları çok fazla görülmeye başlandı. Ben buradan başlamak istiyorum. Neydi bize göre? İşte bir anneanne, babaanne, dede, amca böyle belli bir yaşa gelince kalp hastası olurdu. Yani bu bir sanki bizim çocukluğumuzda şöyle biliyorduk. Yaşlanan kişi kalp hastası olur gibi biliyorduk ama ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Gençlerde, ergen yaşta olanlarda bakıyoruz ki kalp hastalıkları oluyor. Yetmezliği olabiliyor, kapakçığında problem olabiliyor, farklı problemleri yaşayabiliyorlar. Hatta kalp krizi geçirip erken yaşta hayatını kaybedenleri de görüyoruz sosyal medyada. Ana haber bültenlerinde sıkça karşılaşıyoruz. Ben burayı merak ediyorum. Eskiden yaşlılarda gördüğümüz bir hastalık diye bildiğimiz şey nasıl oldu da gençlere kadar indi hocam? Evet, önemli bir soru gerçekten. Şöyle bir bir geçmişte yaşadığım bir olayla anlatayım. Buyurun hocam. Hocamız Kayseri'de eğitim görürken, işte ihtisas yaparken şunu anlatmıştı bana. Yani biz 50 yaşında bir hasta, buna da 30 sene kadar önce kalp krizi geçirdiğinde yaklaşık bir hafta kadar hani servis yatırırız ki işte orada öğrenciler ya 50 yaşında da kalp krizi olur muymuş, bak oluyormuş diye hani onu Görsünlerdi. görsünler diye böyle yatırdıklarını söylerlerdi. Şimdi değil hani 50 yaşında hastayı yatırmak şu anda 20'li yaşlarda çok sık olarak maalesef böyle kalp krizi, ani krizler, işte ani ölümler şeklinde kendini belli edebiliyor ya da işte stent koymak zorunda kalıyoruz. Acil anjiyoya, bypass'a gidiyorlar yani. Önce şunu belirtmem gerekiyor. Yani tabii toplum
Toplum sağlığı problemi bu. Yani toplumsal bir sorun aslında. Yani bunu niye buraya geldik, nasıl noktaya geldik sorusunun cevabını bulmak gerekirse açıkçası toplumda şu anda yani tabii ki bir kentleşme, bir şehirleşme kültürü var. Yani daha önce geçmişte daha böyle kırsal ağırlıklı bir yaşantı vardı. Şu an tabii kent yaşamı bizi daha çok böyle yani daha hızlı yaşama, daha hızlı beslenme, daha hızlı bir yani sosyal hayata doğru sürüklüyor yani. Tabii bunlar sadece gıdalar değil yani çevresel faktörler yani cep telefonları gibi, bilgisayarlar gibi işte sinyaller işte bir takım frekanslar falan devreye girdi. Şimdi bunlar tabii sonuçta vücut tarafından buna tolere edilmesi gerekiyor. Yani vücuttaki antioksidan dengenin bunu yani tolere etmesi gerekiyor. Tabii besinlere bakıyorsunuz. Besinlerde raf ömrünü uzatmak için uygulanan bir takım kimyasal uygulamalar. Bunun dışında tabii ki daha lezzetli kılmak için yapılan bir takım eklemeler ne oluyor? Vücuttaki bir takım dengeleri bozuyor. Bozuyor. Ve siz hızlı bir şekilde yani bunun vücutta maalesef tüketimden daha çok hani böyle bir yani depolamaya doğru gittiğini görüyorsunuz. Ve bu depolamada maalesef kalp damarlarında oluyor yani. Niye kalp damarlarında oluyor? O sırada isterseniz kısaca bir değineyim yani. Şimdi belki hani izleyicilerimiz de bunu bilmiyorlardır. Bizim ana enerji kaynağımız şeker. Biz şekerden enerji sağlıyoruz ama kalbin beslenmesi çok farklı. Kalp %75 yağ. %25 şekerden beslenen bir organ. Bunun sebebi de şu, yani acıktığınızda şekeriniz düştüğünde kalbiniz duruyordu Allah korusun. Eğer sadece şekerden besleniyor olsaydı, yüce yaratıcı bunu öyle yaratmış. Yani oraya bir yağ asit sistemi koymuş ve yağ asit sistemi de orada tabi ister istemez yani devrede ve siz hani yağ asitleri vücuttan 40. günde ancak tükenirken şeker 3. günde vücudu tamamen terk ediyor açlık anında. 40. güne kadar hani kalp düzenli bir şey çalışmaya devam ediyor bu şekilde yani. Tabi yağ en çok seven organ kalp olunca yağdan en çok etkilenen organ da maalesef kalp oluyor. En birinci kendine servis yapıyor. Esas o taze oksijenlenmiş kanı kendine servis ediyor. Ve bu da tabii ki özellikle kalbin damarlarında eğer kolesterol molekülleri eğer problemliyse yani o beslendiğimiz şeylerde sıkıntılar varsa beslenme zamanı bunun dışında beslenme düzeniyle ilgili problemler varsa stres faktörüyle beraber maalesef damarda birikim başlıyor. Ya biz burada tabii hani herkesi böyle bir hani bir paranoya bir hani endişeye sürüklemek istemeyiz. Yani sonuçta herkes kalp hastası adayıdır demek çok yanlış bir yaklaşım olur. Burada en önemli sorun nedir? Sorunlu kitle nedir diye sorarsanız ben öncelikli olarak izleyicilerimizin yani kendi ailelerinde genç yaşta kalp kriz geçirmiş bir yakını var mı? Önce bir soru o soruyu sormalarını isterim Bende yani. var. Mesela sizde varmış. Bunun dışında özellikle tabii ailemizde, evet. büyüklerimizde, çevre yani çevremize demeyelim. Aile içerisinde yakın uzak daha yakın olanlar diyelim. Yani anne baba da yok ama amca da vardır mesela. Atıyorum. Hala da Evet. vardır. Bu da etkili olabilir hocam, değil mi? Şöyle yani tabii birinci derece yakın dediğimiz kişiler daha önemli bizde. Yani kardeş gibi, anne baba gibi. Tabii amca, hala, dayı, teyze gibi yani ikinci derecede yakın olanlar biraz daha tabii yani daha riski azaltıyor ama yani bizde burada özellikle genç yaş kavramı önemli. Yani kadınlarda ve erkeklerde özellikle erkeklerde 45 yaşının altında olması, 45 yaşın altında olması, bayanlarda da 50-55 yaşın altında görmemiz tabii bu riski arttırıyor yani. Neden? Çünkü kadınlar biraz daha korunuyor. Kadınlarda bir hormonal koruma var. Yani işte östrojenik koruma dediğimiz yani damarlarda böyle bir hastalık gelişimi geciktiriliyor onlarda. Yani bu da tabii önemli bir faktör. Onlar hani menopoza girinceye kadar bir koruma altındalar. Yani özellikle izleyicilerimizin burada en önemli dikkat etmesi gereken konu yakınlarında yani yakın akrabalarında böyle kalp krizi geçirmiş birisi var mı? Varsa eğer şayet bu özellikle 40'lı yaşlardaysa eğer şayet bir takım semptomları da varsa mesela benim merdiven çıkarken biraz zorlanıyorsa işte hızlı hızlı yürüdüğü zaman göğsünde daralma hissediyorsa Beni anlatıyor gibi şu an hocam. midesinde böyle bir sıkışma gaz gibi böyle ya da sırtında bir ağrı oluyorsa mesela kolunda uyuşma oluyorsa bunlar mutlaka bir kontrolden geçirmeyi yani gerektiriyor. Yani tabii insanlar böyle şikayetleri varken de hani hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam etmesi de yani tabii takdirinize bırakıyorum yani tehlikeli bir şey. Siz bilirsiniz diyorsunuz hocam. Yani tabii bunu test edilmez bu yani. Ben yakın zamanda olmasa da grafiği çekilmişti kalp grafiğim çekilmişti. Evet. Bir şey olmadı ortaya çıktı tabii şükürler olsun da. Şimdi annede babada ikisinde de kalp rahatsızlığı olup
Hele ki babanın bir dönem kalp krizi geçirmiş olması falan. Tabii bizde de aile bireylerinde, kardeşlerimde ne oluyor? İster istemez bir tedirginliği hasıl oluyor, ortaya çıkıyor. Aman bizde de olur mu acaba deyip sürekli aklımızın bir köşesine tutuyoruz. Dikkat etmeye çalışıyoruz. Burada anlatmak istediğim, kendimden örnek verdim. Evet, yalan değil. Gerçekten de anne babada kalp hastalığı olan bir çocuğum, bir kişiyim. Ama sizde de böyle olması lazım. Yani öncelikli olarak ailede varsa böyle bir geçmiş, mutlaka siz de kendi kendinize vesvese yapıp eftiklenmeyin. Ama merdiven çıkarken biraz hızlı hareket ettiğinizde bir soluk soluğa kalma ihtimallerinde akla getirmeniz lazım diye düşünüyorum. Bu önemli bir konuya temas etmek istiyorum. Buyurun yani hocam. Ailenizi ve kimliğinizi değiştiremezsiniz. Yani anne babanız sabittir. Onda herhangi bir değişiklik yok ama yani sigaranızı atabilirsiniz. Yani sigara kullanmayabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ya da beslenme düzeninizi değiştirebilirsiniz. Ya da daha hareketli bir yaşam sürdürebilirsiniz. Yani şimdi burada hani bizim esas temas etmek istediğimiz konu şu. Yani kalp hastalığı bir kaderdir. Yani ailemizde vardır. Ve biz buna kaçamayacağız. Böyle aman panik olalım endişesine kapılmadan ziyade ne yapıyoruz şu anda? Yani nasıl bir hayat sürdürüyoruz? Yani paket sigara masanın üstünde duruyorsa tamam, önce ondan başlamak lazım yani. Önce ondan başlamak lazım. Ondan sonra yani böyle gece saat 8-9'dan sonra işte akşam, ondan sonra böyle hani bir yemek yeme işte sürekli bir alışkanlığımız varsa, hep böyle tabiri caizse bir çuval gibi böyle yatağa giriyorsak yani doldurup midemizi, bu bir tehlikedir mesela yani. Ya da işte ne bileyim sürekli aracımıza binip hemen kontağa basıp istediğimiz her yere böyle aracımıza gidip yürümüyorsak, hareket etmiyorsak, günlük yaklaşık 10 bin adımlık hedefimiz yoksa bence sorun burada başlıyor. Bunu bilmek lazım. Ya da beslenmemizde özellikle hani beyaz et türü, balık türü, ceviz işte ne bileyim böyle bir takım hani böyle bitkisel şeyi de olan gıdaların işte bakliyatın bitkisel ürünlerinde yeri eğer azsa ve sürekli böyle hani sabah öyle akşam etle besleniyorsak, hamur işiyle besleniyorsak ve hamur işi özellikle tabii glukoz. Bu da bir sorun. Yani şimdi sadece ailemize şey yapmayalım. Yani babamızın kalp hastası olması. Siz hiç dikkat etmeyin. Babada zaten vardı. Of, babadan dolayı ben de böyle oldum demenin manası dikkat etmek elimizde. Yani, tabii benim elimizde. Hocam şey soracağım. Katı yağlar gerçekten, yani katı yağlar mı demek doğru? Margarin mi demek doğru? Bu kalbe bunlar gerçekten nasıl etki edebiliyor? Yani şöyle özellikle tabii biz burada yani izleyicilerimize şunu söyleyelim. Yani eğer tüketiyorsanız, yiyorsanız, eğer yani beslenmenizin sonucunda eğer bir tüketim hedefiniz varsa, çalışıyorsanız, yani bu bir fabrika olabilir, yani bileyim böyle bir aktif fiziksel olarak çalıştığınız bir yer olabilir. Ben açıkçası hani hastalarıma çok fazla böyle hani besinsel sınırlama, daha doğrusu yani kalori olarak da bir sınırlama getiriyoruz ama hani böyle çok bir sınırlama getirmek istemiyorum. Şundan dolayı, çünkü yani diyet uygulamalarında özellikle aşırı agresif uygulamanın da yani böyle bir takım besin eksikliklerine, vitamin eksikliklerine, stres faktörüne arttığını gösteren çalışmalar var. Yani bunlar da biraz önemli bizim için. O yüzden ben şunu söylüyorum. Yani öncelikli olarak yani yakıyor musunuz? Yani bunu tüketiyor musunuz? Bu soruyu soralım. İkinci sorunuz da yani o ilk baştaki soruya gelince katı yağlar meselesinde maalesef endüstriyel yağlar yani özellikle bu hidrojenizasyon dediğimiz yani sıvı yağların hidrojenizasyon işlemiyle katıya dönüştürülmesi sırasında oluşan bu doymuş yağ kitlesinin tabii ki vücuttan atılımı çok zor. Çok kolay değil. Bunlar endüstriyel sentetik olduğu için vücutta bunlar genelde depolanma eyleminde oluyorlar. Yani depolamaya doğru gidiyorlar. Yani şöyle bir örnek vereyim mesela. Yani bir margarinde mesela oda sıcaklığında yani tabii onun katı olduğunu görüyorsunuz. Ama onu eritmek için çok daha böyle güçlü bir şey, güçlü bir yani sıcaklığa ulaştırmanız gerekiyor. Yani onun böyle erimesi biraz zaman oluyor açıkçası. Mesela tereyağı örnek olsun mesela. Biraz daha örnek veriyorum şeydir. Yani daha doğal olduğu için mesela daha düşük sıcaklıklarda erik hale geçer. Hatta onun sade yağ formunu böyle mutfaklarda hani şişenin içerisinde böyle şey yapabilirsiniz. Yani saklayabilirsiniz. Yani oda sıcaklığında bile orada sade yağ formunda kavuştuktan sonra o köpüğünün o bağlantıyı sağlayan molekülleri aldıktan sonra o sade yağ formunda da orada durur yani. Hani burada önemli olan şey şu. Yani tüketim miktarı çok önemli tabii ki. Bir de tabii ki özellikle hani işte bayanlar çok da lezzet aldıkları için işte margarin türü işte özellikle böyle margarinli şeyleri çok seviyorlar. Özellikle pastalarda börekler çok lezzetli oluyor gerçekten de. Burada hani şeye dikkat etmek lazım. Yani bunun tüketim miktarı eğer yani sürekli bunu tüketiyorsak tabii ki bu kalp damar hastası olma ve tabii kalp damar dışında şeker hastası olma ihtimalimiz de artırıyor. Bunlar diyabete de sebep oluyor. Yani özellikle obeziteyi artırarak tansiyona ve diğer işte uyku problemlerine, stres faktörünü artırabiliyor maalesef. Buna dikkat etmek gerekiyor. Eski insanların kalbi daha mı sağlamdı da hocam? Biz böyle işte 20'li yaşlarda kalp krizleri görülebiliyor, genç yaşta kalp problemleri yaşanabiliyor diye şöyle bir bakıyoruz. Vay be, eski toprakların mı kalbi daha sağlamdı, böyle çakı gibiydi? Biz mi şeyiz? Bence bozuğuz böyle biraz kalp olarak, vücut sağlığı olarak hocam. Bence eski insanlar daha hareketliydi. Bu
mu yani? Buradaki kesinlikle, net olan şey bu mu? Kesin net olan. Yani şöyle mesela, yani siz günlük, bak yani şunu söyleyeyim. Vücudunuzda belli bir kaloriyi mutlaka atmanız gerekiyor. Bu enerjiyi dışarı çıkarmanız lazım. Yoksa bu ya dışarı kaç adım atmışım bir bakayım hocam. Bir bakın. 3500 adımım var şu an. Ben de mesela şu anda sabahtan beri 6900 adım atmışım. Yani bugün çok yürüdüm bayağı bir. Hocamızı yani alkışlıyoruz tabii. Herkes telefonlarda var ya artık bu özellik. Şurada akıllı yazıyor hemen. Akıllı saatlerde de var. Akıllı saatlerde, telefonlarda. Yani bakın mesela bunu atmanız gerekiyor. Atmıyorsanız bu sizde bir depo olarak kalıyor. Yetişkin yani bir birey kaç adım atması lazım hocam? Bakın 10 yani, bin diyorsunuz da biraz buçuk bir biraz rakam. Biraz fazla bir rakam. Doğru söylüyorsunuz ama hani mesela yani genç birisi mesela, ben şu an 40'lı yaşlardayım mesela. Ya aslında bir engel yok yani. Hani, tabii ki yani yok. Mesela hani bu bahane değil aslında. Dışarıda hani mutlaka bir ihtiyacımız vardır. Ya markete gidiyoruzdur, ne bileyim işte yani namazını camide kılanlar camiye gidiyordur, ne bileyim işte. Ya da böyle bir hani bir yerden bir yere hani giderken hani işte arabamız belki işte biraz uzağa belki park edip yürümek imkanı vardır yani. Özellikle ben bizden önceki yaşayan insanların hani telekomünikasyon imkanlarının az olması, onların daha böyle yani bir yerden bir yere gidebilmek için mesela daha böyle bir fiziksel güce ihtiyaç duymaları gibi faktörlerin etkili olduğunu düşünüyorum. Yani geçmişte tabii ki ortamın yani temizliği, işte daha az aracın olması, radyoaktif alanların olmaması ve vücudun bundan olumsuz etkilenmemesi, uykumuzun mesela geçen işte bir araştırma okudum. Yani diyor ki rahat bir uyku için diyor mutlaka diyor telefonunuzu başınızın ucundan uzaklaştırın. Şunu bir başaramadım ben de. Yani mesela şimdi mesela ben hekimim. Yani benim gece mutlaka acil servisten ya da işte servisten arıyorlar. Hastalara danışıyorlar. Ben mecburen telefonumu açık bırakarak başımın önüne koyuyorum ama hani mesleki itibariyle gece eğer aramıyorsanız, böyle bir hani telefonla bir bağlantınız yoksa ya bunu yani yanında tutmanız bir alem yok yani. Yastığın altına koyup yatanları biliyorum hocam. Yani yastığın altına koyanlar mı, üzerlerine düşenler mi, içine yatağın içinde bulunanlar mı? Vallahi yani, hani biz tamam biraz yakında takıyoruz, şarja yani takıyoruz falan ama evet. Yani hocam aslında Rabbim bizi de aynı yarattı. Tabii. Kimseye kıyak geçmedi. Eskileri daha sağlıklı yaratıp tövbe yarabbim bizi böyle zayıf fizyolojik olarak, sağlık olarak bizi şey bırakmadı, mahrum bırakmadı ama hareketsiz yaşam bizi bu hale mi getirdi hocam? Tüketmediğimiz şeyleri maalesef depolamak zorunda kalıyoruz. Ve depolanan şeyler de vücuttan kolay kolay atılamıyor. Bunu atabilmek için de yani normal regüler egzersizinize katlamanız, yani bir sportif aktivite içine girmeniz gerekiyor. Ya kilo vermek dışında, bunun dışında yani özellikle. Sağlık için hareket yapmak. Tabii yani kilo ki vermek için olanı belki biraz ekstraya gidiyor. Sağlık için bugün sağlık hareket için yapmam tabii lazım. Tabii ki yani tüketmeniz gerekiyor ki yani vücut onun yerini yenisini alsın. Yeni alabilmesi için ne yapacak? O eskiyi tüketmiş olması, boşaltmış olması gerekiyor. Siz tüketmeden, orayı boşaltmadan tekrar yerine yenisini aldığınız zaman o ne olacak? Bir depolanmaya gidecek. Ve o depolar da maalesef kalp damarınızın içerisi oluyor, karaciğeriniz oluyor, karnınız oluyor, göbeğiniz oluyor. Yani bu gibi sizi ileride çok ciddi şekilde sıkıntıya sokacak yerler ve yapılar oluyor yani. Bu cep telefonu frekansları, radyoaktif alanların fazlalaşması, şehir gürültüsü, şehirdeki ışıkların fazlalığı, yani biraz daha metropol olacak yerlerde yaşıyor olmamız, ışınlarla, ışıklarla, frekanslarla, bunlar da etkiliyor mu hocam kalp sağlığımızı? Tabii yani özellikle mesela ben gençlerde tespit ettiğim bir konuyu şey yapayım. Tabii cep telefonuyla konusuna temas ettiniz ama uyku mesela çok önemli şu anda. Yani uykunun gecikmesi de bir faktör. Mesela gece saat 11, 12, 1. Mesela şöyle bir araştırma var. 11 ile 1 arasında gece yani ışıksız ortamda, sakin bir ortamda uyurken melatonin hormonu salgılanıyor. Ve melatonin hormonu da özellikle stresi gideren, vücudu dinlendiren, ya bir sonraki günde sizi tabiri caizse böyle resetleyen bir yapısı var. Şimdi gece birden sonra diyor ki mesela araştırmacılar, bilim adamları, yani çok uyumanızın gereği yok. Çünkü gece birden sonra maalesef hani o rahatlama oluşmuyor vücutta. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Kendinizden yani bir çek edin. Gece geç yattığınızda, uyuyamadığınızda, sabah kalktığınızda nasıl oluyorsunuz? Aynen. Hocam. Ya da dışarıda insanlarla görüşkenliği hale geliyorsunuz. Yanlış anlıyorsunuz mesela. Sosyal iletişiminiz bozuluyor. Aptallaşmış gibi oluyoruz. Algılarımız agresif, açılmıyor. Daha gergin hale geliyorsunuz. Şimdi bunlar sizdeki yani stres faktörünü arttırmıyor mu? Arttırıyor. Kalp damar hastalığı riskini arttırıyor mu? Arttırıyor. Bu çok önemli. Eğer bizim cep telefonumuz bizim uykumuzu geciktiriyorsa, bizim cep telefonumuz eğer şayet bizi daha rahatsız bir uykuya doğru sevk ediyorsa, eğer bizim imkanlarımız bizim hani günlük hani hem beslenmemizi hem de uykumuzu bozuyorsa, bu tabii yavaş yavaş hem obeziteye hem de kalp hastalıklarına doğru ilerlememize yol açacak maalesef. O zaman şu soruyla bize gelenlere veya sohbet ortamında arkadaşlarla bir araya geldiğiniz zaman
geyik türü konuşmak yerine biraz daha bugün neden sağlığımızdan bu kadar yoksunuz gibi. İlla ki sizin de mutlaka izleyicilerimizin çevresinde de hanımların arasında, beylerin arasında mutlaka oluyordur. Yani işte eskiler nasıl sağlıklıymış. Tamam doğru. Peki biz niye sağlıksızız? Şunu düşünmek lazım. Hareketsiziz. Hani kendimizde de bir şeyleri fark edip hatalarımızı görüp elimizi taşın altına koymak lazım. Eskiler tarla tapan işleri zaten herkesin küçük de olsa minik de olsa bir bostanı varmış yani. 3 sıra fide domates ekermiş, 2 sıra biberini ekermiş. Orayla zaten ilgilenecek. Ağacı varsa, meyve ağacı bir iki varsa onu budlayacak, onu sulayacak vesaire. Taşıtlar bu kadar, evin önünden bin, gideceğin yerin önünde in diye bir şey yok. Yürüyerek giderdik diyorlar. Aydoğdu ne tarafta yaşıyor? Konuşuyoruz. Yürüyerek giderdik diyorlar. Nereden? Eski garajın oradan Aydoğdu'ya kadar yürürlermiş. Ki daha fazla yürüyenler de var. Şimdi imkanı yok. Otobüs durağı az ileride olsa üşeniyoruz. Ama dolmuşa mı binsek veya oraya kadar nasıl yürüyecek oluyoruz? Fark etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Hareketsiziz. Eskiler hareketli. Bizde o kadar hareketli yok. Eskiler bizim gibi ambalajlı ürünlerle, katı yağlarla, şunlarla bunlarla değil, daha organik, daha doğallarla besleniyorlardı. Hayat öyleydi çünkü. Onlar arayıp ay organik portakal nerede demiyorlardı zaten. İşte dalında, bahçesinde gibi bir sahne vardı. Biz şimdi yapay ürünlere çok fazla geçtik yeme içme noktasında. Üçüncüsü, sabah erken kalkan insan erkenden yoruluyormuş. Haliyle de erkenden uyuyormuş. Evet. Bir başkası. Bizde de şey gibi, gece kurdu gibiyiz bizlerde. İki oluyor, yatmasak mı hala? Ne yapacaksak yatmayıp hala bilmiyorum. İşte bunları fark edip şey sınamasını buradan yapmak lazım zannedersem. Ya eskiler çok iyiymiş, çok sağlıklarmış. Vah biz niye böyle olduk? Ama bizde de hata var. Yaşamın bizi getirdiği noktalar da var ama bazı şeyleri yapabilmek, bazı şeylerden uzak durabilmek tabii ki yine bizim elimizde mutlaka. Şey soracağım hocam ya. Şeker, tansiyon, kolesterol kalbi nasıl etkiler? Burayı biraz açmak istiyorum. Tabii. Yani burada şöyle, en çok etkileyen tansiyon mu? Şöyle yani yapılan araştırmalarda şekerin kalp hastalığına yol açma potansiyelinin daha güçlü olduğu ortaya kondu. Hı hı. Tansiyon biraz daha sistemik, yani daha böyle yani kalp duvarında, ana damarlarda, vücudun değişik organlarında yani böbrek, işte beyin gibi, göz gibi hasar oluşturabilen, tabii zaten de diyabet de öyle aslında. Şöyle ifade edeyim. Bunlar hani bir bütünün parçaları gibi sanki. Özellikle diyabet maalesef işte son yayınlanan bu diyabetle ilgili Konya'daki sıklık araştırmasında şu an oran ne kadar biliyor musunuz? Yani Konya'daki diyabet oranı. Hı hı. Yaklaşık %20'lerde. Ciddi mi diyorsunuz hocam? 1/5'i Konya'nın diyabet hastası. Yani Konya'nın 1/5'i diyabet, yani şeker hastası. Türkiye ortalaması %12-13 civarında. Çok ömür işiyoruz. %12-13 civarında, Konya'da %20. Şimdi şeker hastasının bu kadar yoğun olduğu, bu kadar çok şeker hastasının olduğu bir şehirde ya tabii ki mutlaka yani bu beslenmenin ve beslenmeyi düzenleyen hani bu şeyi yapan insanların çok dikkatli olması gerekiyor. Yani bu bence çok önemli. Şeker hastalığı nasıl etki ediyor? Şeker hastalığı tabii öncelikli olarak kandaki şeker oranı arttıkça bu şekerin yani mutlaka bir şekilde kandan uzaklaştırılması gerekiyor. İnsülin eksik olunca bu şeker maalesef gidip çeşitli proteinlere yapışıyor. Ve bu proteinler bazen damar duvarının geçirgenliğini sağlayan proteinler oluyor. Bazen bu kandaki hücreler oluyor. Bazen farklı şeylere yapışıyor. Ve bu şekerin yapışması sonucunda bu reseptörlerde yani bu transferi sağlayan, kolesterol transferini sağlayan, diğer sinyalizasyonu sağlayan proteinlerde bozulmalara yol açıyor. Ve bu bozulmalar da hücreler arasındaki ilişkiyi bozuyor. Ve bunun sonucunda da bazı yanlış değerlendirmeler, bazı yanlış birikimler, bazı yanlış şeyler meydana gelmeye başlıyor. Özellikle yani şeker hastası olan izleyicilerimiz bilirler. Şeker ortalaması 7'nin üzerinde olan, yani ortalama şekeri, hemoglobin ABC diyoruz. 7'nin üzerinde olan kişiler bu konuda biraz daha risk altında. Diyabette mutlaka yani kalp hastalığı riskini düşürmek istiyorsak mutlaka 7'nin altında olması lazım. 3 aylık ortalama şekerimizi 7'nin altında düşürmemiz gerekiyor. Artık onun her bir değeri 8, 9, 10, 11. Ben bunları çok gördüm klinikte maalesef böyle. Arttıkça bu risk daha da artıyor. Hı hı. Yani hele bir de buna sigara da eklendiyse, ben bunu şekerli sigara diyorum, daha da bir risk artıyor. Hı hı. Hele bir de hipertansifse bu hasta daha da bu risk artıyor. Ve bu yaşamının ilerleyen döneminde bir kalp krizi adayı haline geliyor.
Yani diyabetik hastaları mutlaka özellikle kalple alakalı yani beslenmeyi düzenlemek istiyorlarsa özellikle mesela ben çok balık öneriyorum. Mesela balık hem şekerlerini düşürüyor, hem kalp sağlıklarını koruyor, hem kolesterollerini regüle ediyor, kolesterollerini düzenliyor. Faydalı oluyor gerçekten de. Özellikle bakliyat ürünlerini tüketmelerini tavsiye ediyorum. Özellikle diyabetik hastalarımızın. Ve mutlaka kolesterollerin daha agresif bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. Yani normal insanlarda mesela LDL değeri 130 mesela yani hiçbir rahatsızlığı yoksa mesela ama hani diğer insanlarda 100 civarında ama şeker hastalarında 70. Yani üst seviye. Yani 70'in üstünü tolere etmiyoruz. 70'in altına düşürmeye çalışıyoruz. Ve bu da hani maalesef diyorum yani hani ilaçla kontrol çok sevmediğimiz bir şey ama bu gerekli olduğu zaman da mutlaka silah kullanmak lazım. Kolesterol ilaçlarının kullanımını artırmaya başlıyor. Yani maalesef son dönemde biraz böyle hani kolesterol ilaçlarıyla ilgili biraz böyle toplumda da biraz soru işaretleri var. Onda da bir kısaca yani konu gelmişken değinmek isterim. Buyurun hocam. Kolesterol ilaçları aslında bakarsanız yani yapısı itibariyle yani tabii ki mutlaka bir yani sistemdeki bir düzeni yani oradaki kolesterol sürecini baskılayarak farklı bir basamağı bir enzimi inhibe ederek bunu yapıyor. Tabii bu normal şartlar altında normal bir bireyde normal bir insanda tabii ki bir takım sorunlara yol açabilir. Fakat şöyle bir konu düşünün. Damarda %80-90 daralma meydana gelmiş. İçerisi kolesterol ile balep dolmuş böyle şişmiş kabarmış böyle bir aslında damarını düşünün. İçinde o damar çatlamak üzere. Yani şimdi size böyle bir hastalığın acilen o kolesterolün oradan çekilmesi gerekiyor. Ve siz bunu kolesterol ilacından başka bir ilaçla, başka bir tedaviyle bunu yapamazsınız. Yani bunu mutlaka oradan onu çekecek, o kolesterol birikimini, o kristallerini orada eritecek, onu tekrar merkeze çekecek olan bir tedaviye ihtiyacın var. Bu kolesterol ilaçları. Yani şöyle bir genelleme yapmak çok yanlış. Yani kolesterol ilaçları çok kötü. Peki ne yapacağız? Yani Çözüm ne? şeye benziyor. Yani o zaman evde ocak yakmayalım. Yani ateş yani ev yakabilir. Yani şimdi yemeği pişirecek kadar bir alev izin veriyorsunuz değil mi yani? Bu da kolesterol ilacı da buna benziyor. Yani şimdi siz burada hani bir risk alacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Yani metabolizmanın etkilenmesi adına yani karaciğer fonksiyonlarının bozulması, kaslarda miyozit gelişimi ya bir takım hani sorunlar tabii olabilecek yani. Ama siz burada hedef kitlenizi tedavi etmeniz gerekiyor. Yani burada biraz hani hekimleri bizleri çok zorda bırakıyor bazı arkadaşlarımız. Yani işte özellikle ulusal medyada böyle bir takım demeçler cümleyle bir duyuyoruz. Anda ortalık şey olabiliyor. Yani. Kolesterol ilaçları tehlikeli mi? Soru işareti hemen herkesin kafasında. Ama işte dediğiniz gibi damar çatlayacak hale gelmiş. Kolesterol oluyor birikmiş. Belki hani doğru şeyler söylemiyor olabilir ama pıhtı atacak, damar tıkanıklığı olacak Tabii. falan filan. Felç olabilir, beyine işte gidebilir o pıhtı bilmem ne akciğere gidebilir. Ne yapacağız? Kolesterol ilacı tehlikeli diye Bir kullanmayalım örnek mı? verebilir miyim? Buyurun hocam. Çok önemli bir çalışma bu. Acil serviste kalp kriziyle başvuran hastalara yüksek doz, çok yüksek doz standartın üzerinde kolesterol ilacı vermişler. Bakın onların verilmeyen hastalara göre yaşamda hayatta kalma olasılığı çok daha fazla. Yani gecesinde etki etmeye başlıyor. Evet. Saatinde etki etmeye başlıyor. Şimdi sizin böyle bir silahınız varken yani bunun zararlı etkilerine takılarak onu toplumdan uzaklaştırmaya çalışmak bence bu bir cinayet. Ama tabii şu bir gerçek yani biz şu anda da yani devletin Sağlık Bakanlığı'nın da bu konuda bir şey var, desteği var ve Sağlık Bakanlığımız diyor ki yani burada öncelikli olarak hasta mutlaka bir diyetle regüle etmeye çalışsın. Bir iki kontrol yapalım diyor. O kontrolden sonra eğer hala da hastamız başarısızsa yani kolesterol değeri düşmüyorsa o zaman acilen tedavi başlıyoruz risk faktörlerine bakarak. Hocam reklama gideceğiz. Bir sorumuz var. Bir tane izleyiciden soru okuyacağım. Sonra bir de kendime sormak istediği bir şey var. Şimdi kişi kendisinde ya acaba ben de şimdi yürüyorum. Yürürken biraz hareketlendiğim zaman, hareketli yürüdüğüm zaman bir nefes daralmam oluyor gibi. Merdiven çıkarken bir böyle tıkanıyor gibiyim. Ben o zaman yavaş yavaş sigarayı bırakayım. Yavaş yavaş yediklerimi işteklerime dikkat edeyim. Sıvı tüketmeye, posalı gıdalar yemeye dikkat edeyim. Biraz hareketimi artırayım gibi. Hiçbir doktora gitme gereksinimi duymadı. Kendi kendine fark etti. Fark etmeyle birlikte bunları kendisinde yaptı. Kalp hastalığına yakalanma riskini azaltır veya sıfıra indirir mi kendisi? Yani fark ettiği an kendisinde bir şeyleri düzeltmeye başladığı zaman kalp hastalığına öte git der mi yani? Şöyle söyleyeyim. Yani bu bahsettiğiniz kişinin eğer diyabeti varsa bence kalp doktoruna ihtiyacı var. Öncelikli olarak yani. Şimdi bu bahsettiğiniz kişi yani sizin gibi risk faktörü olmayan birisi ise baba kalp krizi dışında bu kimsenin başlangıçta alacağı önlemler tabii önemli olabilir ama İşe yarar mı biz yani hocam? hastalarımızla açık konuşmak gerekirse şikayet olan, semptom olan hastalarımızla yani ilk başta kendilerinin bir şey çözmelerini çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü maalesef hani konuştuğumuz şey aslında motor. Vücudun motoru yani. Bu bahsettiğiniz şey vücudun motoru. Yani şimdi siz aracınızın motorunun problemli olduğunu düşündüğünüz bir araca güvenli bir şekilde seyahat etmek için biner misiniz?
binme. İlla ki bir sanayiye giderim hocam mutlaka. Yani. Yani kontağı açtığınız zaman böyle takır tukur bir ses gelse yani, onun hadi ya onu buradan, bir usta görmesi lazım. Buradan şöyle Antalya'ya gidelim der misiniz? Demem. Yani onun gibi yani şimdi kalple ilgili şüphe meydana geldiği zaman yani hastanın oradan kendi çözmeye çalışması çok doğru bir şey değil. Testlerin yapılarak, incelemelerin yapılarak. Mesela başka bir örnek vereyim. Spor yapmaya karar verdiniz. Dediniz ki ya bu böyle olmuyor. Ben gideyim bir spor merkezine yazılayım. Yaşınız da 45. Hı hı. Şimdi o yaşa kadar sigara içmişsiniz, düzgün beslenmemişsiniz. Hadi bir de ailenizde de bir şeyler var diyelim. Ya sizin kalp kontrolünden geçmeden o spor merkezine direkt gidip spora başlamanız risk mi? Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Yani bakın her şey yolunda gitse bile gene risk. Çünkü neden diyeceksiniz? Yani bu sonuçta potansiyel bir sorun yani. O yüzden bakın nasıl ki mesela çok uzun bir yolculuğa çıkmadan önce arabanızı sanayiye götürüyorsunuz, kontrolden geçiriyorsunuz. Bir sportif faaliyete başlamadan önce mutlaka kalbinizi kontrol etmeniz lazım. Yani aslında buna da önemli yani. Hı hı. O yüzden şöyle ki hani bahsettiğiniz şeyleri ben hani yanlış demiyorum bakın. Anladım burada hocam. Herhangi bir sorun yok. Yani kişinin yaşam tarzını değiştirmesi, bir takım modifikasyonlara gitmesi, sigarasını bırakması bunlar çok alkışlanacak şeyler. Sorun yok. Ama sorun şurada. Yani bunu hani kendi başına başaracağını düşünmesi yani kişinin arabasını ben tamir ederim, motoru ben tedavi ederim ya da ben düzeltirim demesine benziyor. Bu da zaten mantıklı bir şey değil. Anladım. İlla ki o EKG'yi falan tabii, bizden bir alacaksınız. EKG alacağız. Hele bir yaşınız eğer 40'ın üzerindeyse mutlaka alacağız. Oldu mu? Kaçış yok. Peki. Bir izleyicimiz demiş ki şimdi margarinlerden falan bahsettik ya. İzleyicimiz demiş ki yayınlar doktorumuza bir sorum olacaktı. Ben ayda bir defa kurabiyede margarin kullanıyorum. Acaba çok mu? Ne yapayım demiş şimdi. Bence ablacığım, yani ablacığım diyorum, bayan olduğunuzu düşünüyorum. Bence fazla değil. Ayda bir kurabiyede yani bir tepsi kurabiyede herhalde çok değildir. Değil mi yani hocam? Tabii sonuçta genelde bayanlar bu tarz şeyleri aktivitelerde yani sosyal aktivitelerinde yaparlar. Yani bir davet alacağı zaman ya da diğer insanla ikram edeceği zaman son derece doğal bir sıkıntı yok. Ya burada özellikle bizim bahsetmek istediğimiz şey şu. Yani sizin yani yağ gamınızda yani yağ çizelgenizde yani ne kadar margarine yer veriyorsunuz? Yani, zeytinyağının ne kadar yeri var? Tereyağının ne kadar yeri var? Margarinin ne kadar yeri var? Yağ çizelgesi. Onu bir öğrenelim hocam reklamdan yani, sonra tabii, sizden. Yani şimdi burada hani tüketimin miktarı önemlerken yani çeşit de çok önemli. Yani ne kullanıyorsunuz? Nasıl kullanıyorsunuz? Yani mesela burada hani zeytinyağı özellikle çok tavsiye ediyoruz biz. Yani zeytinyağını özellikle şimdi Anadolu kültüründe hani açıkçası biraz böyle şey yani çok zeytinyağı çok biraz yakın değil. Çok yabancı. Mesela ben Antalya'da doğdum büyüdüm. Yani şöyle ifade edeyim. Antalya'da yaşarken orada işte biraz daha bir Akdeniz diyetiyle beslenirken, zeytinyağı ağırlıklı tüketirken ki kolesterol değerlerim inanılmazdı yani. HDL'm mesela faydalı kolesterol 70-80'leri görmüştü. İşte iktisat için Kayseri'ye gittim. Mantının işte ne bileyim kırmızı etin işte biraz böyle şeyin içine düştük. Faydalı kolesterolüm bir anda 35'lere düştü. Hekim olmanız da yani, kaçırınca oluyor değil tabii, mi? Tabii. Yani bu hani oradaki yaşamsal tarz yani alışkanlıkların, beslenmenin değişiminin insan bedenindeki sebep olduğu sahneler çok yani çok sarsıntıyı bahsetmesi açısından. Yani Konya'da burada, yağ somonuyla başlayan yani, bir gün etli ekmek, kebap, hafta sonunda pilav. Hanımlar bir de günle gittikleri zaman birkaç gün haftanın içinde buyurun kolesterol, buyurun şeker hastalığı. Allah saklasın. Reklama gitmemiz lazım hocam. Tamam. Reklamdan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yazmak istedikleriniz varsa bize ulaşabilirsiniz. Reklamdan sonra buradayız. Efendim ikinci bölümdeyiz. Doktor Hüseyin Katlandur hocamızla birlikteyiz. Kalp hastalıklarını konuşmaya devam ediyoruz. Kalp hastalıkları neden oluşur? Sebeplerinin altında neler yatar? Biz neleri ihmal ediyoruz? Tüm bu başlıkları konuşmaya devam ediyoruz. Sormak istedikleriniz varsa bir kez daha hatırlatalım. Çünkü bugün biraz veda edeceğiz. Hocamızın bir muayenesi var. Oraya yetiştirmemiz lazım hocamızı. Yani aklınızın bir köşesinde sorsam mı sormasam mı diye beklettiğiniz bir soru varsa onun vakti geldi sorun. Ben böyle net söyleyeceğim bugün. Çünkü yani tam 16.30'a kalmadan da hocamı göndereceğim. Bunun sözünü verdim program öncesinde çünkü. Şuradan devam edeceğiz.
Yağ çizelgesi dediğiniz bir şey var hocam. Benim aklıma gelen sıvı yağlar, ki bunların içerisinde zeytinyağı çok çok önemli. Ayçiçek yağı çok çok kullanılıyor. Diğer sıvı yağların alt başlıklarında olanlar var. Şimdi geliyoruz katı yağlara geldiğimiz zaman margarin olayı var, konuştuk. Tereyağı var. Bir de kuyruk yağı falan meseleleri var. Evet. Ne diyorsunuz hocam? Yani bu yağ çizelgesinde bize ne öneriyorsunuz? Yani şöyle özellikle tabii toplumsal alışkanlıklar burada önemli. Yani sizin yani beslendiğiniz çevre, yani insanlar gözünü açtıkları zaman önlerinde gördükleri yemekler var. Yani bu da tabii çok kolay değiştirilebilen şeyler değil. Ancak şu bir gerçek, yani eğer oransal olarak yani en az bir %50-50, yani katı yağ ve sıvı yağ dengesini, ya da işte zeytinyağı diyeyim artık orada biraz daha böyle, sağlayamadığınız takdirde bu direkt olarak yavaş yavaş vücutta birikim lehine sonlanıyor. Yani şimdi yani katı olan bir yağın vücut tarafından fiziksel olarak ısıtılması, onun parçalanması, onun süzgeçten geçirilmesi, dağıtılması normal sıvı olan, yani zeytinyağı türündeki bir yağ göre çok daha zor. Çok daha zor. Hem bunun sindirilmesi... Sadece bu mudur hocam problem olan? Şimdi sindirilmesi zor. Hem de artı bunun yani enerjiye döndürülmesi, bunun vücutta tüketilmesi de kolay değil. Yani basit değil. Ki bir de mesela o tarz gıdaların tüketildikten sonra vücutta oluşturduğu ağırlık sebebiyle de hareketin kısıtlanmasını da hesaba katarsak, yani bunlar biraz daha negatife doğru götürüyor insanları. Benim tavsiyem şu. Özellikle yani öğün olarak, yani beslenme olarak katı yağ tüketimi ne zaman yapalım diye sorarsanız, özellikle günün sabah saatlerinde, erken saatlerinde, yani güne başlayacağımız zaman diliminde bence katı yağlarla başlamakta fayda var. Neden? Çünkü zaten gün içerisinde belli bir aktivasyon olacak mı olacak? Belli bir enerji tüketimi olacak mı olacak? Siz şimdi bunu burada eğer yaparsanız ve bu aktivasyona da bu katı yağları sokarsanız otomatikman bu sorundan kurtulmuş olursunuz. Ama siz tutarda katı yağ tüketimini, yani işte bu beslenmenizi katı yağ tüketimini eğer akşam geç saatlerinde yaparsanız, ya bu kesinlikle ama kesinlikle hem tüketiminizin olmayacağı hem de birikimin olacağı bir saati denk getirmeniz anlamına geliyor. Yani bence öncelikli olarak yani yağ çizelgemize, zaman çizelgemize yağ nereye koyalım sorusunun cevabını bulmamız lazım. Bence özellikle en ağır yağlara ya da en böyle besleme gücü yüksek olan, ağır olan şeyleri sabah koymakta fayda var. Yani günün en önemli öğünü aslında sabah kahvaltısıdır bizim için. Yani aslında onu yapmak lazım. Diğer taraftan tabii ki öğlen yemeği de çok önemli. Özellikle çalışanlar için. Yani öyle bir ara vermek, işte bir yemek yemek mesela, bu da çok önemli. Biraz daha az şiddetli olmak istiyor ki öğlen de mesela bunu uygulayabiliriz. Bu da çok önemli. Ha, gelelim akşam yemeğine. Genelde akşamları mesela, hani ben genelde pastalarıma şu soruyu sorarım. Ya işte şöyle bakarım kolesterol şeyine, sonuçlarına. Ya işte akşam geç saatte yemek yiyoruz. Ha hocam, ben akşam yemek yemiyorum. Akşam 6'da, 6.30'da yemeğimi bitiririm. Alkış çok güzel. Peki saat 9'da 10'da ne yapıyorsun? Meyvemi getiririm, çerezimi getiririm, işte çayımı koyarım. Tatlım da gelir biraz da. Ondan sonra onlarla falan şey yapayım. Bu yemek değil mi? Yani şimdi siz burada hani özellikle yani akşam geç saatlerde yediğiniz gıdaların içerisindeki o yağlar da ne yapıyor? Kolesterol arttıran bir etmene sahip. Bakın tekrar söyleyeyim, yani ben katı yağlar kötüdür, katı yağlar çok kötüdür, bunu yapmayın diyemem. Çünkü neden? Bu da bir ihtiyaçtır. Yani toplumun her kesimine bunu yasaklamak, toplumun her kesimine bunu uzaklaştırmaya çalışmak da bence bir cinayettir yani. Çünkü yetişme gelişme çağından çocuklarımız var. Yani çok çalışan, çok böyle enerji tüketen, emek sarf eden çalışanlarımız var. Bunlar yani kalp hastası da değil. Bunlar tabii ki yani enerji almaları gerekiyor. Mutlaka bunu tüketecekler. Ama ben daha çok şuna karşıyım. Yani beslenme saati, zamanı. Yani çok önemli. Mesela mesaisi geç bitenler, genelde sorduğum insanlar aldığı cevaplar şu: hocam 9-10 gibi yemek yiyoruz. Ha işte bu problem. Yani mesai geç bitiyorsa geç saatte yemeğe geciktirmek çok tehlikeli olabilir. Bu sorun olabilir gerçekten de yani. Özellikle beslenme. Akşam yemeğini kaçta yemiş bitirmiş olalım hocam? Yani şöyle söyleyeyim. Akşam yemeği tabii ki yani hem miktar olarak hem de çeşit olarak biraz daha hani önem arz ediyor. Genelde ben hani 6-6.30-7 sularında, hani bu akşam şeyi özellikle kış dönemi için konuşayım yani. Akşam oluyor zaten. Yani insanlar eve geliyorlar. O süre içerisinde yenmesinde fayda var. Bundan sonra gece, akşam geç saatlerde mesela beslenecekse eğer şayet, hani benim tavsiyem şu oluyor. Genelde böyle bir 2 saat kadar bir dinlenme. Yani mutlaka bir arada bir ara verelim, bir dinlendirelim midemizi. Sonrasında sıvı destekli olarak, yani genellikle mesela ben hani ilaç kullanan hastalarımız için yoğurdu tavsiye ediyorum. Yoğurt çok önemli, probiyotik ve özellikle toksin giderici özelliği var. Özellikle mesela sıvı olan şeyler, biraz daha sıvı, mesela yani çay tüketimi, kahve tüketimi gibi. Yani hani kalori değeri düşük olan şeyleri tüketirlerse çok daha iyi olur. Ama illa tüketeceklerse, mesela illa ben yiyeceğim bir şeyler hocam, yemem lazım, o saatte mutlaka bir şey yiyeceğim diyorsa da, mutlaka hani diyabetik hastaların glikojenik indeks düşük olan şeyler tüketmelerinde fayda var. Yani meyvelerden mesela ayva gibi mesela, ne bileyim işte biraz daha
daha böyle şeker oranı düşük olan meyveleri tüketmelerinde fayda var. Greyfurt diyelim hocam en Greyfurt iyisi. mesela tabii ki çok faydalı mesela bunun gibi yani. Hiç şekeri yok ya Yani böyle acı acı mesela bir tadı oluyor. Evet hocam. o da mesela faydalı. Yani yani imkan dahilinde bunları tüketmek lazım. Ama benim özellikle hani dikkat çekmek istediğim konu şu. Yatağa gitmeden önce en azından bir buçuk saat önce mutlaka yeme içme işinin bitmiş olması lazım. Benim yeni öğrendiğim şeylerden bir tanesi, genellikle ne yapıyorduk? Böyle akşam oturuyorduk, televizyon izledik veya kitap okuduk, bir şeyler yaptık. Yemekten sonra da böyle hani şey oldu, ağız boş kaldı ya, böyle bir şeyler yerine meyve. Zararsız çünkü. Meyvemi yedim, dişimi fırçaladım, yattım, uyudum. Arada 15 dakika var, 10 dakika var, yarım saat var. Direkt şeker, oradan aldığı şeker direkt ne oluyormuş? Birikime geçiyormuş. Yani meyveden alınan şeker, yatmadan önce yenilen meyvenin de çok zararlı olduğunu öğrendiğimden beridir. O meyveyi nerede yiyeceğimi daha öğrenemedim. O ayrı konu. Yemekten hemen sonra yesem uygun değil. Değil mi hocam, Tabii. zannedersem? Yemekten hemen sonra yemek de çok hani önermiyoruz. Özellikle biraz böyle hani 2 saat içerisinde midenin boşalmaya yaklaştığı sürede hem şekerin de biraz düşmeye başladığı arada o meyveyi oraya koymak önemli. O zaman uyumadan önce 1 saat önce falan Tabii böyle ya bir uyumadan önce 1,5 saat, iki bir saat buçuk saat. yakın bir ya 1,5 saate yakın bir süreçte eğer yeme işini tamamlarsanız en azından mideye de boşalma şansı yani oradan gıdaların ince bağırsağa aktarımını sağlarsanız ya bu şuna benziyor. Yani gece yatağınıza başınızı koydunuz. Yanında komşunuz hemen yan taraftaki komşunuzun odası var. Orada müzik sesini açsa sabaha kadar müzik çalsa uyuyabilir misiniz? Uyuyamazsınız. Mideniz doluyken yani orada bir çalışma şeyi devam ediyor. Kalbin uyuma şansı var mı? Yok. Garibim, kalp ne yapsın? Değil mi? Yani Orada tabii. tek başına. Yani Mide onu işini bitirecek de herkes de organlar da dinlenecek. Ama midenin işi var. Daha doldurduk çünkü orayı. Aynen. Hepsi ona diyordur. Hadi ya bir bitir artık şu işi Sabaha kadar diyorlardı. orada yani tabiri caizse uykunun etkisiyle de çalışmaya devam edecek. Kalp de uyuyamayacak, dinlenemeyecek. Güne de yorgun başlayacak. Aynen Sabaha öyle. kadar çalıştılar çünkü. Evet. Hocam selamünaleyküm demiş. Aleyküm selam. Hipertansiyon hastasıyım. 46 yaşındayım. Bayanım demiş. Kolesterolüm 227. Triglyserit 243 durumda. Kolesterol ilacı kullanmam lazım mı demiş hocam. Orada verdiği değerler daha çok total kolesterol ve trigliserit şeklinde ama yani izleyicimiz LDL'sini de paylaşabilirim acaba? Yani eğer mümkünse. Yani neyi soruyoruz Şöyle hocam? LDL kolesterol dediğimiz o sonuç çizelgesinde LDL LDL yazan yeri de kolesterol bize yeri evet söyleyin. orası önemli. Biz LDL. LDL kolesterole bakıyoruz. Bir de HDL kolesterole de bakıyoruz. Tabii HDL kolesterol LDL, ve HDL. HDL. Onları da göndersin. Bunları da yazarsanız size net bir Tabii. şekilde cevap verelim. Kabaca bir bilgi verelim. Yani bu kolesterol ilaçlarının kullanımı ile alakalı olarak yani başta belirttiğim gibi öncelikli olarak kişinin kendi çabası yani eğer koroner arter hastalığı yoksa, diyabet yoksa mutlaka bir çaba ortaya koyması gerekiyor. Tabii ki hipertansip bir hastada özellikle 160'ın üzerindeki bir LDL değeri mutlaka tedavi edilmek zorunda. Yani 160'ın üzerindeyse mutlaka tedavi öneriyoruz. HDL değeri eğer 35'in altındaysa yani faydalı kolesterol dediğimiz eğer 35'in altındaysa mutlaka tedavi öneriyoruz. Ya benim izleyicilerime söylemek istediğim şey yani özellikle kolesterolün türleri yani alt kırılımları bizim için önemli. Ona bakarak karar veriyoruz. Yani burada izleyicimiz eğer LDL değerini de paylaşırsa ona göre bir yardımcı olabiliriz. Yazarsanız LDL ve HDL'yi paylaşmış olalım. Şimdi yani kalp hastalıkları deyince akla ilk önce kalbin damarlarının tıkanması geliyor hocam. Yani ilk akla gelen bu oluyor. Ama bunun haricinde kalp yetmezliği diye bir şey biliyoruz. Kalp kapakçıklarında problemler oluyor. Daha başka kalp hastalıklarında neler oluyor hocam? Şöyle özellikle kalp krizini tetiklediği kısmından eğer konuya yaklaşacak olursak kalp krizi sonucunda kalbin duvarında bir hasarlanma oluşuyor. Biliyorsunuz kalp basınçla çalışan bir organ. Yani içerisinde basınç oluşuyor ve bu basınç sonuçta zayıflayan bölgeye doğru basınç artıyor. Fiziksel Laplace kanununa göre o zayıflayan bölgedeki basınç normal diğer alandan 2 katına çıkıyor. Ve bu da kalpte şekil bozukluğuna yol açıyor. Şimdi kalbin içerisindeki o kapakçıkları tutan kordalar, o altyapılar da tamamen o şekle bakıyor. Yani kalbin şeklin düzgün olması gerekiyor. Kalp şekli bozulduğu zaman o tutan yapılar da bozulmaya başlıyor ve bu da sonuçta ne yapıyor? O kapakları tutan sistemleri bozulmasına, kapaktan açılmasına yol açıyor. Ve kapak açılınca da bu sefer kan gerisin geriye yani akciğere doğru akmaya başlıyor. İşte bu tabii bir kısır döngüye yol açıyor. Buna vücut mücadele etmeye başlıyor. Önlemler almaya başlıyor. Hayati organların perfüzyonu, hayati organların beslenmesiyle alakalı bir takım önlemlere başvuruyor. Ve bu da maalesef sonuç olarak hastada nefes darlığı, terleme, gece nefesinin daralması, yürürken çabuk kendini yorgun hissetmesi, ve göğüs ağrısı şeklinde kendini belli ediyor.
Burada yani özellikle hani kalp hastalığının gelişiminde bunun bir süreç olduğunu, böyle yavaş yavaş yani kalbin açıkçası hani böyle yaratılış itibariyle böyle çok şikayetlenmemek üzere yaratıldığını da bilmek lazım. Yani kalp böyle yani Sabırlı bir organ. çok sabırlı. Yani içerisinde kalbin yani kendini tedavi edebilmesi ve yardımlaşabilmesi muazzam sistemler kurmuş. Mesela bir örnek vereyim. Damarlar, 3 tane damarımız var. 3 tane damar kalbin tepesinde bir araya geliyor. 3 tane damar başladığı yerden başlıyor. Bağımsız olarak başlıyorlar birbirlerinden. Ama birleştikleri yer kalbin tepesinde bir araya geliyorlar. Ve bir yardımlaşıyorlar orada. Yani paslaşıyorlar. Yani biri tıkandığı zaman hemen oradan bir tanesi ona kan gönderiyor falan. Yani bu yardımlaşmanın, damarsal yardımlaşmanın çok önemli olduğunu görüyoruz. Yani bunu yaratan yüce yaratıcının orada hani sorun çıkmaması için, yani kalbin hani sorun çıkarmaması için bütün mühendislik şeylerini kullandığını görüyorsunuz. Şimdi burada hani kalp dediğimiz organı tabii bu kadar hani sabrını tüketmemek lazım. Yani şimdi elimizde çok şükür imkanlar var. Yani hastalık belli bir seviyeye ulaştıktan sonra bunun tedavisi çok daha zor. Bunların maalesef yedek parçaları yok. Yani var ama mesela bir metal kapak takıyorsunuz hastanın kalbine. Ve metal kapak yani hayatını mahvediyor. Yani hasta ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Kanını sulandırıyorsunuz. Kanama riski artıyor. Yani hasta sürekli hastaneyle işi dışı olmak zorunda kalıyor. Başka ilaçlar ekliyorsunuz falan. Yani bunlar tabii çok şu anda tıbbın maalesef çözemediği çok sıkıntılı konular. Yani başka bir hastalığa sürüklüyorsunuz hastayı metal kapak takarak. Yani o yüzden yani burada hastayı hani hastalarımıza şunu yani izleyicilerimize şunu söylüyoruz. Yani sorununuz büyümeden mutlaka kalbinize yardımcı olun. Yani kalbiniz eğer sorun büyürse ve kalbiniz eğer bu konuda yani savunmasız bırakırsanız kalp kendine göre bir çözüm bulur ama çözüm maalesef ileride başka sorunları başlatır. Kalbi sabırlı bir organ olduğunu öğrendik. O sabır da bir yere kadar yani hani tamam kendi kendini iyileştirmeye çalışıyor, zorlansa bile üstesinden gelmeye çalışıyor. En ufak problemde hemen şikayet etmiyor size. Hemen hadi ben bak problemlendim demiyor ama kalbinde o sabrını taşırmamak lazım. Hem işte hocamızın dediği gibi motor yani yaşam motoru kalp. Bu bağlamda onu da fazla zorlamamak lazım. İzleyicimiz cevap yazmış hocam. 46 yaşındayım bayanım. Kolesterolüm 227. Triglyserit, ben doğru mu okuyorum bilmiyorum. Doğru. 243 demişti. Şimdi sordu, hocamızın sordukları vardı. LDL 121, HDL 57'ymiş hocam. Çok güzel, harika. Yani işte biraz önce yani kabaca hani 160'ın üzeri ve HDL'nin de 30-35'in altında demiştim. İzleyicimiz yani maşallah diyeyim yani HDL'den ve LDL'den şu anda rahatlamış vaziyette. Fakat trigliserit seviyesinin yüksek olması biraz besin noktasında yağlı şeyleri, çok katı yağları tükettiğini gösteriyor. Ona biraz Nereden dikkat anladınız etsin. hocam bunu? Yani şöyle trigliserit mutlaka 180'in altında olması gerekiyor yani değer olarak. Trigliserit 200'den çıktıysa mutlaka yani ya beslenmesinde saat olarak bir sıkıntı vardır. Yani gece akşam geç saatte besleniyordur. Ya da yani beslendiği şeylerin içerisinde katı yağlar biraz daha Bir yoğundur. soralım. Yani izleyicimiz şu an karşımızdaymış Tabii gibi. tabii. Diyelim ki hocamız diyor ki trigliserit 180'in üzerindeyse bu bize iki şeyi gösterir. Ya geç Beslenme saatlerde saati. Yemek yeme alışkanlığınız var ya da katı yağ fazla Ya da kullanıyorsunuz. ailesel de olabilir. Onda bir Ha, ailesel de olabilir antiparantez diyor. yani annesinde, babasında ve kardeşinde buna benzer değerler tespit edilmişse o da buna sebep olabilir. Onu da Bir belirtelim. soralım izleyicimize. Gece yiyip yatmalarınız, uyumadan önce yemek yemeleriniz veya çok fazla katı gıda, tereyağı da tabii bunun içine dahil. Tüketiyor Var mı musunuz? böyle alışkanlığınız var mı? Çünkü buradaki triglyserit 243 olması bize bunu gösterdi dedi hocam. Siz eğer cevap verirseniz Bir vermemek de sizin tercih. son olarak bu ölçüm tok karnına mı verildi? Ha bu şeyler rakamlar siz tok karnına Bu kanık tok karnına mı verdiniz? karnınız tokken mi yapıldı bu test? Bu sonuçlar tok karnına mı O ortaya da önemli çıktı? çünkü Bunu trigliserit da maalesef soruyoruz. orada da artıyor. Bazen dikkat edilmiyor. Çok mu soru sorduk izleyicimize ya bir anda böyle? Eğer yazarsanız en azından burada anlatmak istediklerimizi sizin aracılığınızla da biraz daha ortaya da çıkarmış olduk. Tabii. Hani hocam bir 10 dakika dedi ki akşam yatmadan önce yemek yeme alışkanlığını bırakın. Gece geç saatlerde yemek yeme huyunuzu terk edin. İşte gibi gibi katı yağları konuştuk vesaire izleyicimiz yazıyor. Teşekkür ediyorum yazdığınız için. Yavaştan da veda edelim. İzleyicimiz de bir yazsın, onunla da aktararak tamamlamış oluruz. Hocam teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. Zamanınızı, vaktinizi ayırdınız. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza, yüreğinize sağlık. Estağfurullah. Bugün genel bir giriş yaptık ama ben sizinle kalp büyümesi de olabilir, damar tıkanıklıkları olabilir, Yani farklı kalp spesifik hastalıkları. konulara girebiliriz. Şundan dolayı çünkü şu anda maalesef kalp hastalıklarında yani izleyici kitlemiz bazı bir takım hani bu rahatsızlıkları çeken bir grup izleyicimiz maalesef çok muzdarip ve
Biraz önce ilk numarasında da sizinle konuştuğumuz özel işlemler, mesela böyle özellikle hani yeni şu anda gelişen tıbbın yani insan hayatında sunduğu, insan ömrünün uzamasına sebep olan bir takım böyle spesifik işlemler var. Mesela kalp damar hastalıklarına müdahalelerle alakalı, tedavilerle alakalı yani bir seans yapabiliriz inşallah. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi aç karnına vermiş tahlili Çok hocam. güzel. Protrombin zamanı kanım 10.9 demiş. Hiç anlamadım hocam. Protrombin Bu nedir? zamanı daha çok kan pıhtılaşması ile alakalı, PTZ dediğimiz. Kan pıhtılaşma bende var mı demiş. Şöyle, protrombin zamanı yani ilaç kullanmıyorsa buna bakarak kan pıhtılaşması kararı vermiyoruz. Daha çok bizde yani kadınlarda özellikle hani kan pıhtılaşması olayını daha çok kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı, işte onun dışında bazı proteinler var. Mesela faktör 5 gibi mesela. Bu tarz şeylerin ölçümü, mutasyonlarına bakarak karar veriyoruz. Ama bu PTZ'ye bakarak kan pıhtılaşması öyle bir şey yok yani. Peki. İlaç Söylemek kullanımında. istedikleriniz var mı bu izleyicimiz için? Bize böyle net net yazdı Yok her şeyi. yani son derece açık, güzel bir şekilde ifade etmiş yani meramını. Bizim özellikle kendisine tavsiyemiz şu olacak. Tansiyon hastası olduğunu hani öğrendiğimiz için ondan baz alarak konuşayım. Bir tansiyon hastası için en önemli şey tuzdur. Tuza çok dikkat etmesi lazım. Sıvı tüketimini artırması gerekiyor. Özellikle beslenmesinde hani tekrar uyararak söyleyelim. Akşam yemeğini biraz daha azaltması, akşam daha böyle sıvı şeylere yönelmesi gerekiyor. Kullanmış olduğu tabi ilacı bilmiyorum. Şu an hangi ilacı kullandığını söylemedi kendisi. O ilaçla ilgili olarak da yani düzenli olarak 6 ayda bir mutlaka kontrol olması gerekiyor. Peki. Allah sizden de razı olsun. İnşallah faydalı olmuşuzdur demiş olalım. Sizinle birlikte cümle hastalarımıza da geçmiş olsun, Rabbim şifa versin demiş olalım. Hocam teşekkür Ben ediyorum. teşekkür Söz ederim. verdiğim üzere bir dakika kala sizi uğrayacağım Sağ ol. ki siz de daha fazla alıkoymayalım Teşekkür işlerinizden ederim. diye. Çok Başka sağ ol. zaman her zaman kapımız açık bekliyoruz. Efendim bugünlük ve bu haftalık bizden bu kadar. Pazartesi günden itibaren pazartesiye ne ayarladık? Yaptık planları. Kulak burun boğaz uzmanı gelecek. Migreni bir konuşalım istiyorum da artık migreni ayarlayacağız inşallah. Pazartesi günden itibaren öğleden sonra 3.30 olduğunda, saatler 15.30 gösterdiğinde, Rabbim de izin verirse, sağlık saatimiz yerinde olsa, biz her daim burada bir hekimimizi çağırıyoruz. Kendisi yine sağlık noktasına bilinçlenmek adına hastalıkları detaylı bir şekilde aktarmak adına ve izleyicilerimizin merak ettiklerini cevaplamak için burada oluyoruz. Sizleri de bekleriz efendim. Pazartesi günü görüşene dek. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.